Çoğu kimse Kur'an dinlediği zaman, çoğu kimse vaaz nasihat dinlediği zaman hele hele böyle kalabalıklar içerisindeyken herkesin her şeyi aynen anladığını zanneder. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak diyor ki اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Sanıyor musun bunların çoğu duyuyor, anlıyor, aklediyor. Hayır, Adam gün içerisinde müşteriyi kazıklamış. Ona bıraktığı emanette hıyanet etmiş. Yalan söylemiş. Kalbi yapma bak böyle şeyler, yanlış yapıyorsun dediği halde umursamamış. Akşama gelmiş vaaz-ı nasihat dinliyor, anlayamıyor, anlamıyor. Çünkü anlamanın önüne engelini kendisi gün içinden koydu bariyeri kendi önümüze kendimiz koyuyoruz. Dolayısıyla algı süreçlerimizi bizim temiz tutmamız lazım. Eğer algı süreçlerimiz kirlenirse hidayet kararması dediğimiz kalbin tıkanması, mühürlenmesi, gözün perdelenmesi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla önemli bir tehdit olarak hakkın önündeki hakkı anlamanın, algılamanın. Çünkü eğer hakkı anlamayacaksak, algılayamayacaksak amellerimiz de tehlikeye girer. Hakkın farkındalığı neticesinde biz amel ederiz. Hakkın farkındalığı olmazsa amel, amel dediğimiz taklide düşer. Kuru bir tasarruf olarak, amel olarak ortada kalır. Neticeye dönüşmez. Çünkü ardındaki niyet merkezi yani kalp artık körelmiştir. Şimdi kalp bu kadar iyi, hassas, güzel çalışan bir organken onu eğer bir yanlış davranışlar ile bozarsak bu kez artık bize doğru bilgi vermez. Yanlış bilgi verir ve o kimse bundan sonra tam da içtenlikle yani kendi içine de uygun bir şekilde tasarrufta bulunmaya başlar, yanlışı dibine vuruyor, en kötü davranışları yapıyor ama diyor ki ben bir sıkıntı görmüyorum. Ben bir kuş kadar hafifledim diyor. Yahu sen içinde şöyle rahatsızlıklar duymuyor musun? Allah korkusu buna dair içinde herhangi bir kıpırdama da mı kalmadı dediğiniz zaman eskiden de öyle şeyler diyor. Çünkü kulağını da gözünü de kalbini de yaptığı yanlışlar ile ısrarla sergilediği kötü davranışlar ile işlemez hale getirmiş. Cenab-ı Hak bunların emsalini Hazreti Peygamber'in önünde otururken وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكِ Bunlardan böyle sana direkt bakan var. Yani karşı karşıya Resulullah'a bakıyor, onu müşahede ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki اَفَاَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَةِ sen kör olana hidayet mi edeceksin? Demek ki adam esasında kör ama Resulullah'a baktığını Cenab-ı Hak söylüyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُوا Sana bakıyor diyor. Ama sonra da diyor ki اَفَا اَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَا Sen kör olana hidayet mi edeceksin? O zaman körelen nedir? Körelen gözler değildir. فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Aslında körelen göğüslerdeki kalplerdir. Göğüslerdeki kalplerimiz körelir. Allah Azze ve Celle kalbin eylemleri arasına basireti de koydu. Kalp basiret sahibidir. Bütün bu öğrendiklerimiz, bilgiler, şunlar, bunlar, beyin bunları bir Adeta harmanlayan, derleyen, toplayan, biriktiren, ondan sonra karşılaştıran vesaire bir işlemci olabilir. Ama bunların manaya dönüştüğü yerde böyle kalbin önüne bunlar sunulur adeta. Beyin der ki bak bunların hepsini ben yaptım. Netice bu. Şimdi sen bunu manaya dönüştür, sonuca dönüştür, karara dönüştür, iradeye dönüştür ve biz o merkezimizde tasarrufta bulunuruz. O yüzden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اَلَا اِنَّ فِي bedeni مُدْغَ Bedende bir et parçası var böyle. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبَدَنُ كُلُّهُ Eğer o iyi olursa beden tamamıyla iyi olur. وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O kötüleşirse o zaman bütün beden kötüleşir.